Özledin mi? Çok. Şu güzelim buz gibi duvarlar özlenmez mi canısı? Yine dönüp dolaştım, geldim buraya. Tabii sokakta kalmaktan iyidir. Aynen. Kızlar, koşun koşun. Size bir müjdem var. Başınıza devlet kuşu kondu. Ne devlet kuşu ya? Ne oluyor Edoş? Gelin gelin, Feride Hanım'ın odasında gelin. Gel bakalım. Anladım. Çocukların yemek masrafları için ekstra bir ücret falan ödemeleri gerekiyor mu peki? Ha, her şey dahil, evet. Hı. Tamam. Teşekkür ederim bilgi için. Peki, hoşça kalın. İçiniz rahat olsun Feride Hanım. Böyle yüzlerce çocuğa burs verdik. Size dosyaları gösterdim. Hı. Çocuklar gelin. Serdar Bey Kimsesizlere Destek Derneği'nden geliyormuş. Yetimhanede büyüyen ve üniversiteye kazanmış başarılı öğrencilere burs veriyorlarmış. Feride Hanım'a broşürlerden takdim ettim. Buyurun, siz de inceleyin. Ya çok güzelmiş. Peki Feride Hanım, bize bu yurtta kalma imkanı veriliyor mu? Evet. Serdar Bey zaten resmi kağıtlarını getirdi. Ben de az önce yöneticileriyle konuştum. Hiçbir problem yok. Eğer burs kabul edecekseniz hemen işlemlere başlayacağım. Ederiz canım. Niyetmeyelim değil mi Eylül? Yani ederiz de... Ya bizim... Cemre'ye de sormamız lazım Feride Hanım. Çünkü o istemezse eğer. Ay saçmalama. İster o da. Böyle bir teklifi reddetmek için salak olması lazım herhalde. Ben Cemre adına cevap veriyorum. Bu burs teklifinizi kabul ediyoruz. O zaman ben çıkış işlemlerinizi başlatıyorum. Dur. Peki yeni yurdumuza ne zaman yerleşebiliriz? Yarın yerleşebilirsiniz. Yarın mı? Oha yarın. O zaman bizim hemen hazırlanmamız lazım. Ay, gerçi benim çok eşyam yok. Hadi ben canım, onu da siz düşünün. Ya Feride Hanım şuna bakın. Evet gördüm Eylül, çok güzel. Çok güzel. Evet, hep beraber çok güzel işler yapacağımıza eminim. Tuna Bey... Yaratıcı yönetmenimiz olarak burayı çekip çevirecek. Defne ile ben de idari işlerden mesul olacağız. Bu da kardeşimin sevgisi kontenjanından şirketimize dahil oldu. Ama siz ona torpil geçmeyin lütfen. Ben zaten kimseden torpil istemem Defne. Ya size yardımcı olabilmek için elimden geleni yapacağım. Evet. Bu durumda ne diyoruz? Eti sizin, kemiği benim. Evet, toplantı bitmiştir. Sen de biraz etrafa bak istersen kızım. Tuna Bey, siz biraz bekler misiniz lütfen? Evet, gelelim asıl meseleye. Cemre'ye yani. Evet, Cemre'ye yani. Nasıl gitti bugün? İyi. Ne demek iyi? Yani sadece iyi mi? Bir yakınlaşma falan olmadı mı aranızda? Kızın sevgilisi varmış. Üstelik de sizin oğlunuz. İşim epey bir zor, farkındasınız değil mi bunun? Tabii ki farkındayım. Allah Allah. Ben de bu şirketi boşu boşuna açmadım herhalde. Yoksa evimde oturur çatır çatır paramı yerdim. Bakın Tuna Bey, bu işin... Bir an önce hallolması lazım. Peki Nazan Hanım, ben elimden geleni yapacağım. Lütfen. Tamam, çıkabilirsiniz.